Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halil. Bugün de oylama kararıyla seçilmiş olan Orakin diline göz atacağız. Karşımızda Teno alfabesi var. Burada kelimelerin hangi harflere denk geldiği veya aksanı, konuşması, ünlüsü, ünsüzü her şeyi göz atabilirsiniz. Size burada zaman veriyorum. Durdurun, bir göz atın. Ve burada da birkaç tane örnek olarak hali hazırda bulunan kelime ve cümleler var. Bunları da oyunda bazı yerlerde sık sıkça gizlenmiş veya belli bir şekilde görebilirsiniz. Birçoğunuz zaten bu videoyu açarken ilk öncelikle bu geminizle görevden çıkarken garip bir Orokin yazısı geçiyor. Onun merakıyla da açmış olabilir diye düşünüyorum. Veya olmayabilir de, ama onu da merak edenler için söylüyorum. Orada yazanı söyleyeceğim. Void bağlantısı kopmuş. Sebep yabancı taşıyıcı tespit edildi. Menşei bilinmeyen. Şüphe izleme sinyali. Yeni taşıyıcı üzerine dipolar bağlantı güçlendirmesi. Kontrol ve senkronize için bekleme modunda hareket kompanzasyonu tamamlandı. Senelik nesler kilitlendi. Somatik kontrol kuruldu. Margulis implantasyonu sağlam. EVM doğrumu nominal. Senkronizasyonu bekleyen savaş platformu. Sinaptik yerleşim başlatılıyor. İyi geceler tatlı meleğim. Bunun neden çıktığını merak eden arkadaşlar varsa, Second Dream'den önce eğer çıkıyorsa bu, zaten ondan sonra çıktığını sanmıyorum. Ben de hiç çıkmadı. Yani çıkıyorsa da bilmiyorum. Bu Second Dream'i bilenler varsa, yani oynamadıysanız spoiler biraz geçin. Resim değişsin. Second Dream'den sonra biliyorsunuz ki ikinci rüyada olduğunuzu öğreniyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Bu da ikinci rüyayı sallayan trans şey yatırıldığımız Cryopod'un bağlantı şeyi. Bizi Warframe'leri yönetebilmemiz için uzaktan bağlantı şeyimiz. Yani Second Dream'e şey yakınlaştığınız zaman, o göreve yakınlaştığınız zaman, o göreve geleceğiniz vakit geldikten sonra zaten bir daha gelmiyor. Onu o göreve yakınlaştığınıza dair küçük bir spoiler veriyor size. Yani aslında Second Dream'de olduğunuz, ikinci rüyada olduğunuz size spoiler veriyor. Evet. Şimdi ise oyunda bazı yerlerde gizlenmiş olan Orokin yazıtlarının açıklamaları var. Burada çevirdim ben size. Nerede oldukları yazıyor yukarıda, altında da anlamı. Prime Access logosunda da ortasında Orokin, yani Tenno dilinde
Prime Access yazıyor. Şimdi ise sırasıyla relay'de bulunan tabelalarda yazılanları okuyacağım. Bu tabelada hoş geldin yazıyor. Bu tabelada ise Lotus bizim arkadaşımız, liderimiz ve rehberimiz yazıyor. Bunda ise bir Tenno dengeyi sağlamaya yeminlidir yazıyor. Burada ise Tenno hem gölge hem de ışıktır diyor. Buradan ben hemen kendi düşüncemi söyleyeyim. Burada söylemek istediği şey bizim sinematik questlerde, önemli sinematik questlerde yaptığımız seçimlerle ilgili. Yani normal bir Tenno'nun balansı yapması ve orta seçim yapması gerekiyor. Yani hem gölge olacak hem de ışık olacak. Yani iyilere iyilik, kötülere kötülük niyetinde. Burada ise Void'in enerjisi Tenno'ların yaşam kaynağı yazıyor. Ve son olarak burada ise bir Tenno Origin sisteminin yeminli koruyucusudur yazıyor. Yani bahsetmeye o kadar gerek yok ama Chains of Arrow'daki Rel'in bırakmış olduğu kanlı mesajlardaki ortasında da Orokin yazısında, alfabesinde aynısı yazıyor. Evet, Orokin dil videomuzdan da bu kadardı. Orokin dili ve yazıtları diyelim. Neyse, bir sonraki videoyu sağ üst köşeden information butonundan, herhalde information butonudur inşallah, bilmiyorum iyi ama iyi butonundan Greener kelimeleri, harfleri, dili ve sesleri veya Ostron kabilesi üzerinden hangisi olacağını seçebilirsiniz. Onu da bir sonraki dil videosunda yapacağız. Ya bu arada inşallah iyi yerlere gelirsin diyen arkadaşlar teşekkür ederim de lütfen bu videoları seviyorsanız paylaşın da en azından sizin gibi başka kişilere de ulaştığı zaman daha kitlemiz daha fazla büyür. Yani o zaman bir şey söylemektense bir şey yapmış oluyorsunuz. Videoya beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Kanala abone olarak da destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.